Mazlumlu saygıyla hürmetle selamlıyorum. Halil Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel insanlarla, Samsat'ımızın güzel insanlarıyla bizi bir araya getirdiği için. Allah kendisine razı olsun. Ahmet Başkan da sağ olsun, sabahtan beri işte beraber dolaşalım deyince bize ilçeleri böyle yavaş yavaş elimizden geldiğince dolaşmaya çalışıyoruz. Çünkü gittiğimiz ilçelerde ufak da olsa desteklerimiz oluyor. En büyük destekçi de Samsat oldu. Yaklaşık 1-1,5 milyon liralık bir kilitli parke taşını Samsat'a verdik. Şu ana kadar verdiğimiz en büyük yatırım burada. Samsat. Samsatlılar da bunu bilsinler. Yeterli mi? Yeterli değil. Daha fazlasını yapmak lazım. Kendi kardeş ilçemizden bile daha fazlasını buraya verdik. Ama dediğim gibi bu yeterli değil. Daha fazla iş yapmak lazım. Hakikaten Samsat yani bu sahabenin şehri. Samsat'ın çok daha ileriye gideceğinden eminim. Yapılan çalışmalarda Halil Başkanım'ın teşkilatının, Ahmet Başkanım'ın desteğiyle Samsat çok daha ileriye doğru gidecek. Bundan eminim. Bunu hak ediyor. 2000 yıl önce aslan medeniyetin beşiği burası. 2000 yıl önce. Dolayısıyla inşallah onu yakalar diye bekliyoruz. Kültürüyle, sanatıyla, ekonomisiyle ki bu bölge şunu da hasreten belirtmek istiyorum. İnşallah çok ciddi bir şey olmaz, bir kuraklık trendine girmeyiz ama Samsat bu anlamda şanslı, hemen barajın kenarında. Dolayısıyla başka iller, başka yerler bu sıkıntı yaşasa bile iyi bir planlamayla, iyi bir şeyle ben Samsat'ın bu işten en az zararla kurtulacağından eminim. Ama tabii ki bu benim işim değil ama bu tarıma yönelik de çok profesyonel tarım sulamasının yapılması lazım. Hem su tasarrufu noktasında hem de arazilerin çoraklaşmaması noktasında o dengeyi iyi sağlamak lazım diye düşünüyorum. İnşallah böyle bir tarımsal anlamda da profesyonel bir destek gelir. Bu araziler korunmuş olur. Yoksa su çok diye araziye verdiğimiz zaman o sular yer diye harlandığında yaşandığı gibi o sıkıntı olabilir. Enerji girdilerle birlikte bu denge sağlanır diye düşünüyorum. Tekrar kolay ve razı ve yani Mülekamatun Valeyho Halil Başkanım'a çok çok teşekkür ederim. Ahmet Başkanım'a özellikle Sayın Kaymakam'a da Allah hayırlı uğurlu etsin. Tekrar hepinizi saygıyla hürmetle selam. Halil Vekilim siz sabah böyle geziyorsunuz. Yani öncelikle Halil Fırat Başkanımızın ve Hasan Başkanım'a hem bana değil, Hasan Başkan değil. Ama teşkilatın şahsında. Aynen öyle. Bizim belediye başkanı yaptığınız şeyler bana yapmış. Sizin ağırlamanızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Tabii ki biz her zaman milletimizle birlikteyiz. Bir arada olmak durumundayız. Biz her zaman onu da söylüyoruz. Biz parti olarak, AK Parti, diğer partilerden ayrılan en önemli özelliği de bu. Allah'a şükürler olsun. Meclisin çalışmadığı dönemlerde sürekli burada, Adıyaman'da, ilçelerimizde, köylerimizde, beldelerimizde, vatandaşlarımızda bir arada olmak istiyoruz. Bugün de sabahın erken saatlerinden itibaren gel. Sonraki hafta burada, şimdi de Samsat'tayız. Burada biz gezdiğimiz yerlerde vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek ve sorunların çözümü noktasında yapılabilecek bir şeyler varsa onları yapıp eğer burada Ankara ayağında çözülecekse de öncelikle Ahmet Başkan'ın başkanlığında biz Halil Fırat Belediye Başkanı, teşkilatımız, siz genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, Samsat'ın sorunlarını çözümü noktasında bizden gelen gayretimiz. Samsatlardan Allah razı olsun. Yani depremin olduğu hemen iki sonrasındaki iki ay içerisinde biliyorsunuz bir referandum olmuş. Onlarda olmasına rağmen %94 oy destekledi. Gerçekten ne kadar teşekkür etsek az. Samsatlar her zaman Cumhurbaşkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yanında oldu. Ben öyle inanıyorum. 2023 seçimlerde tekrar yanında olacaklar. Bunu da daha fazlasıyla biraz önce de belirttikleri gibi bunu belki Türkiye'de şampiyon olarak önüne çıkarttılar. Bunun karşılığında da tabii ki Samsatlı hemşerilerimizin ilçelerin en iyisine, en güzeline layık olduğunu da biliyoruz, farkındayız. Bunun içinde elimizden gelen ne varsa, işte deprem konuklarından tutun yapılan hastaneye kadar,
kaymakamlık binası, belediye binası, işte bir yapılan kültür merkezleri, işte Ziraat Bankası'nın yeri yapılmış. Yani Ahmet Başkan dediği gibi yeni bir ilçe inşa edildi. Hamdolsun hükümetimizin yapmış olduğu bu çalışmalarla özellikle yerelde de Ahmet Başkan'ın öncülüğünde diğer milletvekili arkadaşlarımız ve bütün teşkilatımızda, belediye başkanlarımıza, il ve ilçe başkanlarımıza biz bu neticeyi almak için çaba sarf ettik. Tabii ki bunları isteyerek, yaparak. Bunlar da neticesini aldık. Allah'a şükür olsun. Ama şunu da belirtmek gerekir ki biz her zaman söylüyoruz. Hizmet değişik değişik de olsa istenecek. İnsanoğlu var olduğu müddetçe hizmetlerin farklı göz önüne gelecektir. Yeni hizmetler talep edilecektir. Bizim bir takım eksikler vardı mı? AK Parti. Ama biz bu eksiklere rağmen de AK Parti hükümeti olarak, AK Partili olarak gerçekten yine bunları yapacak olanlar biz olacağımızı düşünüyoruz. Yani bundan daha iyisini yapabilecek başka birileri olmadığını ve samsatların, samsat yapışanlarımızın bunun farkında olduğunu biliyoruz. Allah'ın izniyle de inşallah 2020 seçimlerinde hep beraber bu gayreti ortaya koyacağız. Adıyaman'da özellikle Samsat'ın şampiyonluğunu belki burada kutlayacağız. Samsat, bak Sincik şampiyon oldu, Cumhurbaşkanımız Sincik'e. Belki Samsat şampiyon oldu, Cumhurbaşkanımız Samsat'a gidiyor. Onun için hatta Ahmet Başkan gel öyle bir söz verdi, yarış halinde koydu. Dedi ki siz şampiyon olun dedi, biz söz Cumhurbaşkanı buraya getireceğiz. Siz şampiyon olun, belki öne geçerseniz Samsat'a gelin. Siz de buraya söz verirsiniz. Evet. Yani sonuçta Ahmet Başkan verdiği söz her yeri çıkacak. Kim şampiyon olursa ona şampiyon gidecek. Olursa oraya kim gidecek. Şampiyon olursa ona gidecek. Yani Samsat'ın gerçekten şampiyon olmaya yakın bir ilçe olduğunu ben düşünüyorum. Artık İnanıyorum. Bunun reklamını yapalım. O noktaya geldi. Yani Cumhurbaşkanı buraya gelirse de inşallah rahat ol. O ikinci kısım pompajla yapılır. O diğer yere kalan. Zaten çok fazla bir şeymiş ama onların hepsini de toparlar. Başkan gelmese de